İsveç vatandaşı bir kadın hayatının aşkını İstanbul tatilinde bulduğunu sandı ama başına gelmeyen kalmadı. Evlilik vaadiyle kandırıldım, 60 bin dolarımdan oldum diyen o kadın yaşadığı kabusu Show Haber'e anlattı. Seni seviyorum, seni istiyorum, yanıma gel, özledim, yuva kuracağız diye bir sözler. O kadar güzel bir rol yaptı ki kim olsaydı inanırdı. O sözlere inandı. Evlilik hayali kurarken 60 bin dolarını kaptırdı. Ya kaldıramıyorum. Bu çok ağır bir ceza verdi bana. Kaybedecek bir şeyim kalmadığı için canımı kıymaya kalktım ben. Irak asıllı İsveç vatandaşı Maya Magdesi 7 ay önce tatil için Türkiye'ye geldi. Kendisini tekstilci olarak tanıtan 40 yaşındaki bir adamla tanıştı, arkadaş oldu. Ortak arkadaş tanıştırdı bize. İddiasına göre arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Başta her şey güzel gidiyordu. Evlilik planları yapmaya bile başladılar. Evlilik vaadiyle konuşuyordu. Biz evleneceğiz, yuva kuracağız. Sonra ben İsveç'e gittiğimde durumları anlatıyordu. Hani ben sıkıntı geçiriyorum maddi konusunda falan. Maya Magdesi evlilik hayaline kapılmıştı. Sevgilisi ne söylese inanıyordu. İddiasına göre İsveç'e döndükten bir hafta sonra sevgilisinin hesabına 1000 dolar gönderdi. Ancak sevgilisinin isteklerinin ardı arkası kesilmedi. Parça parça 1000 dolar, 2000 dolar, 2500 dolar. En sonunda büyük kısmı da arkadaşıyla yolladı, 50 bin doları aldı ve hesabına geçtikten sonra 1,5 gün kayboldu kendisi. Evlenme vaadiyle ben onun için verdim parayı. Erkek arkadaşına yaklaşık 440 bin lira verdiğini iddia eden genç kadın 2 ay önce Türkiye'ye geldi ama müstakbel damat ortada yoktu. Geldiğimden zaten ben şok üstüne şok. İstediğini elde ettikten sonra bahaneler aramaya başladı. Hani ben şehir dışındayım, hastayım, gelemiyorum. Dolandırıldığını düşünüp polise gitti, şikayetçi oldu. Yok, her güzel bir rol yaptık ki. Gidecek hiçbir yerim yok. Bana vereceğim diyor da sadece vereceğim diyor ama vermiyor. Show Haber iddiaların hedefindeki o erkek arkadaşa da ulaştı. Olayın boyutu sadece iki sevgilinin ayrılmasıdır. 60 bin dolar verdim yani iddiası var. Bunu o zaman yargıya taşıtın, yargı yolu açıktır her şeyin. Teşekkür ederim.